anne, bu abi neden hiç dışarı çıkmayacak mıdır, nedir? Ay olur mu canım? İşi gücü vardır, mutlaka çıkacak. Ay ama baksana, kaç saattir içeride. Vallahi dışarı çıkmazsa yaptığımız bütün bu hazırlıklar boşa gidecek. Aa, niye boşa gitsin canım? Burada oturur, bir güzel yeriz. Yani, bozulmasınlar diye diyorum canım. Ay bak şimdi ben de merak ettim. Ay içeride bir şey mi oldu acaba benim? Masal Bey oğlum. Ben iyiyim de siz iyi misiniz? Önemli olan o. Hamdolsun işte. Uğraşıyoruz oğlum. Hayırdır? Dışarıda mı kaldınız yoksa? Ya yok. Yani çekivermişim kapıyı. İşte yaşlılık evladım. İsterseniz ben giderken bir çilingir yollayayım size buraya. Yok yok. Ben girerim. Yukarıda Sevim Hanımlar'da yedek bir anahtar bırakıyorum. Hani ne olur ne olmaz diye. Peki o zaman. Hadi size iyi günler. Sana da oğlum. İçeride biri mi vardı? Aa, yok canım. Dalgınlık işte. Sevim Hanımlara geldim sandım da zile bastım. Ay yaşlılık işte. İstiyorsanız ben bırakayım sizi yukarı. Yok yok ben çıkarım. Peki. İyi günler. Ne olur kusura bakmayın. Yakalanmayalım diye birden kapatıvermişiz kapıyı. Zararı yok canım. Size de çok zahmet verdik. Eksik olmayın Ülker teyze. Estağfurullah şekerim. Komşuluk böyle zamanlarda belli olur. Hadi size iyi günler. İyi günler Ülker teyze. İyi günler canım. Aa, akşamki şenliğe beni davet etmediler. Ben de doğum günü partilerine çok meraklıydım. Ah, Ülker Hanım. Söylemeyi unuttum. Akşama sizi de bekliyoruz. Sakın geç kalmayın. Aa, gelmez miyim ayol? Hadi kızım hadi hadi hadi. Elini çabuk tut biraz. Daha çok işimiz var. Ay anne. Acaba abim bugün doğum günü olduğunu biliyor mudur? Hiç zannetmem. Abim kurban bayramını bile hatırlamazdı. Baban eve koç getirdiğinde anlardı ancak bayram olduğunu. Çok heyecanlandım şimdi. Demek ki abim akşam eve geldiğinde çok şaşıracak. Çok şaşıracak ya. Ama çok da sevinecek benim mini kuşum. Hatırlıyor musun anne? Bir keresinde abimin doğum gününde ruhsar cadısı bize neler yapmıştı. Ay unutur muyum hiç? Abin önce onun hediyesini değil de benim hediyemi açtı diye küsüp de ne kavgalar çıkarmıştı. Bırak şimdi bırak. Yani ne çıngıraklı yılandı rahmetli. Evet, abim de sırf ruhsarın gönlü olsun diye senin hediyeni tekrar paketleyip onun hediyesini açmıştı. Bak, Ruşen amcanın oğlu Seda da yani kendi doğum günlerinde bile pastasının mumlarını annesine üflettiriyor. Evlat dediğine öyle olmalı. Aman neyse canım, neyse. Şimdi bu mutlu günde bu konuları açıp da ağzımızın tadını bozmayalım. Ay. Aman! Yani şunu biraz az şişir be kızım. Yani şu balonları Nadide Sultan'ın göğsü gibi yapmanın ne alemi var Allah aşkına? Anlamıyorum ki. Ay, bütün gece çalışıp hazırladığım dosyayı evde unuttum. Tabii sabah sabah kundak bebeği olarak uyanırsam olacağı buydu. Tabii sürpriz yapacağız ona. Dedim ya haberi yok diye. Hayır Masar'ın bugünlerde morali çok bozuk. Yani bu doğum günü partisi ona çok iyi gelecek eminim. Mutlaka seni de bekliyoruz. Tamam canım. Hadi güle güle. Ay çay mı yaptın? Ay ne güzel. Çok teşekkürler kızım. Ruşen amcayı çağırdın değil mi anne? Çağırdım tabii canım. Peki Sakine teyzeler haber verdi. Ah bak iyi ki hatırlattın. Az kalsın unutuyordum. Ay Allah. Yani herkesi davet edip de onu çağırmasaydık vallahi çok kızardı bize. Tabii anneciğim ne kadar çok kalabalık olursak o kadar çok eğleniriz. Alo. Sakineciğim ben Menkıbe canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Biz bu akşam Masar için bir sürpriz doğum günü partisi hazırlıyoruz da mutlaka seni de bekliyoruz. Geliyor mu? Ama yok canım. Hediye falan getirmene gerek yok Allah aşkına. Yani gönlünden kopardı böyle bir gömlek ya da bir pantolon falan getirirsen orası başka tabii. Tamam canım. Bekliyorum geç kalmayın sakın. Hadi güle güle. Tamam o da geliyor. Geliyor.
geliyor. Geliyor tabii. Geliyor. Canım sen değil miydi bana çağır diye tutturan? Ne oldu şimdi öyle birdenbire korktun anlamıyorum. Abim geliyor, ne? Abim. Ay 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 İva. Hatta boşanıp apartman kapısının içeri girdi bile. Ay ne yapacağız? Önce şu yüzleri kaldıralım. Bırak şimdi biz önce kendimizi ortadan kaldıralım. Gel yürü saklanalım yürü. Nereye saklanacağız? Gel bak şunun arkasına çıkaralım. Gel. Bizi buradan görmez. Ay görür mü acaba? Anne saçmalıyorsun tabii ki görür. Bana terbiyesiz lüzum yok şimdi beni sinirlendirme yürü. Yürü Mutlu yürü. Gitti apartmana gelecek şimdi diyorum. Ay pardon. Ay pardon. Yürü pardon. Çabuk al çantanı al çantanı. Yürü. Hadi gel. Emin oldum baş üstüne. Ay eve bak ne hale gelmiş. Ruhsar. Çılgın kız. Ne güzel şeyler yapmış ya. Canım benim. Ruhum benim, ruhum. Bu abim iyice delirdi anne. Baksana bütün bu süsleri Ruhsar'ın hazırladığını zannediyor. Aman boş ver, ne zannederse zannetsin. Biz biliyoruz ya gerçeği. Abim bizi burada yakalarsa asıl o zaman yandık. Evet, bu dur. Resimlere bak ya. Ay, midemde çok yanıyor. Dur bakayım. Mutfakta ilaç olacaktı. Eyvah buraya geliyorlar. Gel. Alo? Aman neyse ucuz kurtulduk. Hocam amca nasılsın? Bu heyecanı benim kalbim daha ne kadar dayanacak Sedat bakalım. Nasıl, Sedat? Abim buraya gelmeden de herhalde başka bir yere gitmemiz lazım anne. Saçmalama canım nereye gideceğiz buradan? Dolmasak mı? Buzdolabına mı? Hadi yürü. Kendimizi donduralım. Abim gittikten sonra da çözülürüz. Olur mu hiç anne? Elbise dolabını yalan diyorum sana. Allah Allah. Ruşen amca niçin bana inanmıyorsun? Annemler burada yok. Vallahi yok. Sizi buradan mı aradılar? Olamaz. Evde yalnız ben varım. Burada benden başka kimse yok. Sen yanlış anlamışsındır. Hadi görüşürüz Ruşen amca. Ne alem adam. Ay bu kravat bu kıyafet olmadı ya. Değiştirsem mi acaba? Ben mutfaktan ilaç alacaktım. Neyse önce kravat. Hayatımda ilk kez elbise dolabına saklanıyorum. Aa ne tuhaf. Oysa ki benim bütün ömrüm elbise dolabında. Hadi gevezeliği bırak. Çabuk. Ama bu kravatı bana Ruhsar hediye etmişti. Kalsın en iyisi. Vallahi havasızlıktan boğulacaktım orada ha. Ay Allah'ıma çok şükür. Yani gören de bizi hırsız filan zannedecek ha. Ay inanamıyorum anne. Ruhsar ilk defa işe yaradı. Abimin taktığı kravat Ruhsar'ın aldığı kravat olmasaydı bütün bu hazırlıklar boşa gidecek. Kalk kızım kalk. Şu çayı getir de içelim hadi. Ay anne abim geliyor. Gel. Hani nerede kaçar? Şaka. Vallahi ben hastayım çok kötü durumdayım deyip izin isteyeceğim Önder Bey'den. Müfi. Oyun bozanlık ediyorsun ama. Hani hasta numarası benimdi? Olur mu be oğlum? Onu da nereden çıkardın? Ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Kalleş. En baba numarayı sen kaptın be. Peki ben ne diyeceğim o zaman? Sen de muayyen günümdeyim dersin. Olur biter. Çok komik. Surat abi sen de kafandan bir iş randevusu uydursana oraya gidersin. Aa bak bu iş fena fikir değil ha. Aferin lan bana. Peki ben ne diyeceğim? Ne bileyim. Sen de anneni hastaneye götürmen gerektiğini söyleyip gidersin. Tamam. Şuraya bakın be. Masada sürpriz doğum günü partisi hazırlayacağız diye resmen susurluk yalan çetesi kuruyoruz burada. En güzel yalanı kendime sakladım. Önder Bey'e 6. filo Dolmabahçe'ye gelmiş. Taş atmaya gidebilir miyim diyeceğim. Sen yılan olmuşsun be Baha. Hadi o zaman gidip Önder Bey'e haber verelim tamam mı? Yalnız birinci benim. Selam arkadaşlar. Şelal Hanım beni arayan var. Yok. Yok kanka. Hoppala. Ne oluyor ya? Beni gören tecavüzcü Coşkun'u görmüş gibi kaçıyor. Allah Allah.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.